çeşitli letika predmetinden frazologizm, frazologiya hakkında malumat bir temanı geçiyor. Bu temanı bir aşağıdaki yalı meyilleştir. Birincisi umum malumat, ikincisi durnuklu köz düzümlerinin toparlara bölünüşü. Bu temanı boyunca bir aşağıdaki yalı edebiyatlardan peydalandık. Birinci edebiyatımız Çömeğin her zaman Türkmen dili leksika Aşkabat 1982 yılında çıkan kitabı. İkincisi Nartiyev'in her zaman Türkmen dili leksika Aşkabat 2014 yılında çıkan kitabı. Demek ondan başka da bir aşağıdaki yalı koşmaca edebiyatlardan peydalandık. Bilişimi diyalı söz düzümü dilde iki topara bölünüp öğreniyor. Birincisi erkin söz düzümleri, ikincisi durnuklu söz düzümleri. Durnuklu söz düzümlerini öğreniyen alma frazeologiya değil ya. Frazeologiya iki sözden varat bol fraza, anlatma, gep öğreni. Logiya, ilim, talimat, demeyi anlatıyor. Erkin söz düzümlerinde hem, durnuklu söz düzümlerinde hem, sözlerin kuralara bağlanışı mengeçtir. Yönü, erkin söz düzümlerinde ol bağlanış hayali şimdi yükke özgörüp duruyor. Misal için, kumak yol, şagete yol, katı yol, yumuşak yol yağlı söz düzümlerinde kumak, şagete, katı, yumuşak yağlı ayırgıçlar yol sözünü ispatlandırıp ya da ayıkla geliyorlar. Söz düzümlerinin komponentlerinin semantik ve leksika gramatik taydan öğrara bağlaşmak neticesinde tade düşünceleri yüze çıkıyorlar için onları durmuklu söz düzümleri diyorlar. Mesela heşelle katma, ebede cüce olma, öğre köşe etme, yazdığını vermek ve sonra minnesler. Şimdi durnuklu söz düzümlerinin toparlara bölünüşü. Durnuklu söz düzümleri toparlara bölündü, onları hafile diyen bölüklerin atıl manalarının nenenki takla bilişini, yani atılkı manasından taşlaşmayı, göçme mana eyev olmayı yağlı faktlar göz önünde tutuluyor. Şu fahimlerden uğur alıp durnuklu söz düzümlerini iki topara bölüyorlar. Birincisi akıl durnuklu söz düzümleri, ikincisi frazeologi durnuklu söz düzümleri. Akıl durnuklu söz düzümleri, bu hili durnuklu söz düzümlerini hafile edeyen sözler özlerinin akıl manalarını saklayarlar. Yönü olur bir zatın adını anlatıp geliyenler için mıdamı sol bir düzümde ülkeyi kullanıyorlar. Mesela Birleşen Milletler Kuraması, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Berzak adındaki Karakalpak Devlet Üniversitesi. Akıl manalı durnuk söz düzümlerini adıkça iki topara bölüp görkülüyorlar. Birincisi leksikalaşan durnuk söz düzümleri, ikincisi gramatikalaşan durnuklu söz düzümleri. Leksikalaşan söz düzümleri nominatif hakiyetini sakla, dürlü devlet idaralarının, kerhalarının, cemiyetçilik kuramalarının adlarını görkülüp geliyorlar. Söz düzümlerine katmışan sözlerin ehliyeti birleşip bir vatın adını bildiriyor. Sol bir vatın gözünde olur o dolgu akıl manalarını hem takla galiyorlar. Mesela parkta araştırılayıcı da bu, karasırlık günü, hatire günü, Türkmenistan kino teatrı ve sonu mengeçler. Gramatikalaşan durnuk söz düzümlerine nominatif mana eyev olmadık, etat edildi isimlerden bulun boşma ilişkiler değişiktir. Bunların bir tarafı isim, beylik tarafı kömekçi ilişkiler. Boşma ilişkilerin etat edildi öz başlık mana eyev olup, kömekçi ilişkilerin kılmatı ondan ilişkiler yatamaktır. Mesela tankit etmek, tankitlamak, malum etmek, haber vermek, yüz tutmak, cevap vermek ve şuna benleştiler. Frazeolog durnuk söz düzümleri şuları başkaça göçme durnuk söz düzümleri hem deyip adlandırıyorlar. Şeyle olan da frazeologiya dar mandırlanıyor. Dil biliminde frazeologiya termini dar hem din manda işletiler yani kullanılıyor. Dar manda kullanılan da
frazologizm deyip göçme mana eyvallah söz düzümlerinde düşünülüyor. Ha, kavra adımlar, frazologiya, değil mi? Göçme mana eyvallah leksik dahiden bölmeyen durmuk söz düzümlerini, idiomaları boşayarlar. Başka bir neçeleri durmuklu söz düzümlerinin ehletini frazologiya karatlayarlar. Göçme manalı durnuk söz dilimlerinin başka çayda frazologizmlerin asıl manalı durnuk söz dilimlerinin etas tapavudu hükmünde onların obrazlılık, metaforiklik hafiyetine eğitini görpediyorlar. Sonun için onu başka bir dile gönülden gönü tercih etmek olmayar ya da kıyın oluyor. Ve açıyla var. Hedir kadaman Türkmen dili dilinde durnuklu söz düzümleri diyen işinde frazolog durnuklu söz düzümlerini aşağıda yerli sporlara bölüp görüp ediyor. Birincisi idiomatik durnuklu söz düzümleri, ikincisi efemistik durnuklu söz düzümleri, üçüncüsü nakılları ve atılır sözünü anlatan durnuklu söz düzümleri, dördüncüsü aforistik yani kanatlı durnuklu söz düzümleri, beşincisi prefrastik durnuklu söz düzümleri. Nakılları ve atalar sözünün şeyle hem aforizmlerin frazolog durmuk söz dilimlerine koşulmağı bilen alalaşmak kıyın. Çünkü nakıllar, atalar sözü, aforizmler, çeber edebiyatın janrları olmak bilen onlar gön mağazında hem kullanıp bilerler. Öğütleri hem adatça sözlem şeklinde bu tornuklu mani anladık geliyorlar. Şuna yataklanıp nartif göçme manalı durnuk söz düzümlerini tematik taydan aşağıda yali üç topara bölüp görp ediyor. Birincisi idiomatik durnuk söz düzümleri, ikincisi efemistik durnuk söz düzümleri, üçüncüsü perifrastik durnuklu söz düzümleri. İdiomatik durnuk söz düzümleri, idioma, dine sol dilde mahsus bölünmeyen söz düzümü bulup onun manası, komponentlerin manasına doğru gelmeyen. Sonun için hem idiomaları adatça başka dile söz düzmesiz tercüme etmek olmaya. Mesal için cübimde it ulayar diyen anlatmanı Rus diline tercüme etsek ve mayom karmani sabat avayot oluyor. O Rus dilinde bütünle manası zat olup çıkıyor. Efemistik durnuklu söz düzümleri efemizmlerin kazarına yüze çıkıyor. Efemizm gödök yağda gelçikli sözleri hat yumuşak söz bilen çalışırıp aytmaları anlatıyor. Mısal için öldü deyip aydanın vefat oldu, dünyadan öptü, ağırdan çıktı demek hat amatlıdır. Perifrastik durnuklu söz düzümleri perifraza arkalı emeli geliyorlar. Perifraza göçme mağlı sözlerin yani tropların bir görünüşü bulup sözü yağda ağda direkt onun bir neçe sözden varat bulun tesviri bulunca mesela için yığınların bir yağların bir görünüşü olan kelagay yağlı yel yırtan deyip adlandırılıyor. Demek frazolog söz düzümleri erkin söz düzümlerinden yani şu görüyen tablisanızda slaytınızda böyle görülür. Mesela için erkin söz düzümü güçlü su bevedi bevuz değil. Frazolog söz düzümü olacak oldu. Ol ehli bevetleri bevuz geçti. Yine bir mesela sen bir değerine bakıp otur. Ne yapak? Değeri bakıp başladı. Yenem tuğuk heni hem kakalak yör. Neyme bir aydanını kakalak duursun ya da duryan diyen sözler. Birincisinde erkin söz düzüm olup gelittir. İkincisinde frazolu durnuklu söz düzüm olup gelittir. Şimdi talipler siz şu tema boyunca kıytkaça size düşündürüp geçtik. Siz olsa Ayskan Moda bir çepe eserden durnuklu söz düzümlerini saylap deplerinizi götürüyorsunuz. Sonra onları durnuklu söz düzümlerinin haydi görünüşüne değişti olsa
son bölüp yadın aşağı bakı verilen birinci bölükte akıl durnuk söz dünleri, ikinci görünüşte frazologik durnuklu söz dünleri deyip bölüp görgüsünüz oluyor. Demek bu leksiyanı Tayland Türkmen Dili ve Edebiyat Kafiyatı'nın stajyor moğolimi Mazat Murat Kalmatov. Ünit vereniniz için sağ olun. Kitaplardan, çeper eserlerden okap, kitapları iyi bir okumak bilen öz vaktinizi önümlü geçirseniz hem has hem şart olur.